Merhaba dostlar, ne yaptınız? Daha önce Duygu ile beraber bir ilk iki bölümü incelemesi çekmiştik. Şimdi de spoilerlı Alef'i incelemesiyle karşınızdayız. İzlemediyseniz bol bol spoiler alabileceğinizi söyleyebilirim. Alef'in konusunu artık söylemeye gerek yok. Spoilerlı incelemede konu biraz saçma olacak Yes, çünkü. çünkü zaten her şeyini Evet. anlatacağız. İlk önce şunu sorayım. İlk videoda söylediğin şeyleri mi buldun? Yoksa seni şaşırttı mı? Fikrin değişti mi bazı konularda? Yani ben o videoda söylediğim beklentilerimin karşılığını aldım Alef'te. Yani şaşırtıcı bir sona ulaştırması, değindiği konular, yani hiç birbiriyle bağlantılı olmayacağını düşündüğüm yerden olayları bağlaması beni şaşırttı. O yüzden ben beğendim yani orada söylediğim şeylerin devamını sağladı dizi benim için. Açıkçası hikaye olarak beni hiç tatmin etmedi. Hatta şimdi ya bu güya mistik bir suç gerilim filmi değil mi? Dizisi. Polisiye dizisi. Peki bir şey soracağım sana. O mistik öğeleri çıkardığında hikaye değişiyor mu? Değişmiyor. Çok basit bir dedektiflik işiyle yani bu ölenler kimi tanıyor? Araştırmasıyla bulabilecekleri bir katili uzata böyle mistik öğeler, yani mistik öğeler işin çözümünde hiçbir adım ilerletmedi hikayeyi. Sadece hikayeyi açmak ve zaman geçirmek adına kullanılmış bir şeydi. En sonunda ne çıktı? İlk başta konuştukları kadın adamı biliyor. Dedektiflerden bir tanesinin evinde fotoğrafı var. Katil ve ölen herkesin. Yani yaşanan hiçbir şey dizinin sonundaki çıkan bizi şaşırtması gereken şeyi değiştirmiyor. Evet yani. Dolayısıyla berbat bir hikaye olduğunu düşünüyorum ben bunun. İzlediğimiz hiçbir şeyin sonunu değiştirmediği böyle iki maksimum 1,5-2 saatlik bir filmle anlatabilecek şeyi süründüre süründüre arabada geze geze sürekli yemedikleri köfteleriyle sürekli oturdular yemediler Ya köfteleri çok ya. içim acıdı. Canım da nasıl köfte Ya istiyor bunları saçma sapan her izlerken. şeye sanki neyse yani çok saçma değil mi? Yemek yemeye oturuyorlar. Bir haber geliyor. Tamam gideceksin de 5 dakika yiyemiyor musun yani? Arabada iyi ya da. Elini almıyorsun. Şey bırakıp Kenan İmirzalıoğlu sürekli tabağını bırakıp gidiyor orada. Adam İngiliz, köfteyi möfteyi ekmek arası yiyemiyor köylü gibi. Yani bu oyunculuğu da İngiliz olduğu için soğuk yapalım diye mi düşünülmüş? Hoş ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben her şeyde aslında adamın öyle oynadığını düşünüyorum. Ama hani yaşlılığın verdiği bir şeyle de biraz daha soğuk bir oyunculuğa bürünmüş bence. O çocuk hikayesi filan. Şeyin mi, Kenan İmirzalıoğlu'nun Evet çocuğu? yani. Onu ben hiç anlamadım mesela neden? Yani hikayede ne değiştirdi mesela? Yani o adama ne kattı da hikayeyi etkiledi? Ya muhtemelen karaktere derinlik kazandıralım diye Ama eklenmiş bir karaktere şeydi. derinlik kazandıracaksın da yaptığı şeylerin hiçbirinin yani bu yaşadıklarının olayın kendisine hiçbir etkisi olmadı. Bize gösterilen şeylerin. Yani dolayısıyla çok kötü bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Emin Alper işi olduğundan ben bu kadar kötü bir şey izleyeceğimi düşünmüyordum. Mesela onun kız kardeşleri geçtiğimiz senenin en iyi filmlerinden, en iyi Türk filmlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla hani bir yönetmen olarak iyi bir hikayeden anladığını düşünüyorum. Bunu okuduğunda ben olsam kabul etmezdim. Hani daha kız kardeşleri çekmiş bir insanın ondan sonraki projesinin bu olmamasını dilerdim. Tabii ki bunun ne düşünerek kabul etti, onları bilmemiz söz konusu değil. Ama beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını söyleyeyim. Yani sen böyle anlatınca ben şimdi videonun başında da ilk iki bölüm incelemesinde de bu diziyi beğendiğimi söylemiştim. Sonra ama gerçekten beğeniyorum bu arada yani izlerken severek izliyorum. Sonra sen bütün bu detayları söylemeye başladığında ya bu kadar kötü bir şey ben nasıl beğendim diye suçluluk duyuyorum. Öyle bir şey duymana gerek yok. Sonuçta bilir kişi olarak durmuyorsun burada. Random guy olarak yani normal bir insan olarak duruyorsun ve ikimiz fikirlerimizi çarpıştırıyoruz. Bu arada harika bir sanat tasarımı, set tasarımı ve harika bir sinematografi olduğunu da söylemek gerekiyor. Blue TV'nin kalitesiz yayınına rağmen bu çok net görülebiliyor. Ya sonuçta artık Blue TV'nin de bir şey yapması gerekiyor. Artık kaç senedir bu piyasada olan bir firmanın, bu işi yapan bir firmanın
artık bize doğru düzgün görüntü aktarabilmesi gerekiyor. Yani LG OLED televizyonda izliyoruz. 4K işte HDR opsiyonu var. Dolby opsiyonu var. İzlediğinde çöp. Yani bir şeyde film cehennemi sitesinden izlediğin 720p görüntüyle aynı şeyi, hatta çoğu zaman daha azını sen bana verebileceksen bu işi yapmamalısın. Bırak bu işi başkaları yapsın ki alternatif Türk işlerinin geldiğini de duyuyoruz. Blue TV alternatif olacak. Yani biraz artık sadece her şeyin iyi içerik olmadığını, ki içerik bölümünde çok tartışırız. Hani Blue TV'de gerçekten o parayı hak eden içerik var mıdır, ama bir hizmet veriyorsan o hizmetin temel ihtiyacını karşılamak zorundasın. Bu dizinin yanında bu kadar iyi çekilmiş bir işin bu kadar kötü televizyonumuza gelmesi de çok üzücüydü açıkçası. O jenerik atlama olayını bile ayarlayamamış olmaları. Yani Netflix'in en basit özelliği, açtığında işte önceki bölümlerde iyi görmeden direkt diziye başlaman. Yani bunu bile ayarlayamamış olması bir firmanın, kaç senedir bu işi yapan bir firmanın, ben çok üzülüyorum açıkçası harcanan paralara ve emeğe. Ahmet Mümtaz Taylan'ı da yine Ahmet Mümtaz Taylan olarak izledik. Tabii ki her zaman. Evet, yeterince küfür eden bir Ahmet Mümtaz Taylan. Ya o şekilde seviliyor. Buna karşı değilim ben. Ahmet Mümtaz Taylan 24 saat konuştuğunu 24 saat izlerim, dinlerim. Neden bahsediyor olursa olsun. Ama yani sanki o roller biraz daha fazla, yani ana karakterlerimiz hiçbir farklılık taşımıyorlardı. Yani cezbedici bir yapıları yoktu bence. Ahmet Mümtaz Taylan normal bir, her gördüğümüz polisiye Türk dizisinde, Türk filminde gördüğümüz polis karakterini canlandırıyordu Atarlı. Diğeri ise ne canlandırıyordu bilmiyorum. Yani Kenan İmirzalıoğlu'nun karakteri hakkında hiçbir fikrim yok. İngiliz işte. Aa, ne tesadüf, ben de İngiltere'deyim. Evet, Melisa Sözen'le ilk karşılaşmaları ve bir anda bunun sevgililiğe dönüşmesi de çok tuhaf. Ama Müfit Kaycan'a bir parantez açmak istiyorum. Kesin. Ayrı paragraf yapalım bence, parantezden öte. Bu işin yıldızıydı bence. Müfit Kaycan her yerde oynamaya başladı ve giderek daha iyi oynuyor. Bunu da hani bir ayrı parantez olarak söylemek istiyorum. Evet, yani şeyde Aşk 101'de de ben çok beğenmişim. Burada da çok güzelini. Tabii müzikleri her Türk dizisi, her Türk filminde gördüğümüz gibi abartılı kullanım burada da bizi karşılıyor. Artık buna bir şey diyemiyoruz herhalde. Ne bileyim, zorunlu bir şey bu. Yapmayanı dövüyorlar. Sözleşme yani, iptal oluyor. Tabii izleyenlerin de hoşuna gittiğini düşünerek herhalde bunu yapıyorlar. Bir araştırma yapılmış olması lazım herhalde. Yani bir AB testi yapılmış olmalı ki en çok bunu istediğini seyircinin, sürekli müzik duyalım, diyaloğu stret dediklerini herhalde biliyorlar ki böyle yapıyorlar. Peki genel olarak düşünecek olursak, en son sözlerimizi söylememiz gerekirse. Tamam. Alef'i beğendim mi? Şimdi Alef'i beğendim ama şundan ben çok rahatsızım. Türkiye'de mistik bir iş denildiği zaman akla gelen tek şey tasavvuf oluyor. İşte evet, kalenderiler, tasavvuf da şöyledir, mevlevilik. Yani tek mistik öge bu muydu? Başka şeyler olamaz mıydı? Ve şunu bilmiyorum, tarihi gerçekliği ne derecede doğruydu? Yani bir tarih danışmanları var mıydı bu diziyi yaparken? Bilmiyorum. Pek de önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aslında o bir parçası değildi bence dizinin. Başta söylediğim evet, gibi. Evet. Yani polisiye unsuruyla alakası olmayan. Ya saçma sapan, ya İngiltere'den gelmiş bir adam resmediyorsun. Ve bu sürekli şeylerden bir şey çalıyor. olay mahalliğinden bir şey çalıyor. Yani bu kadar. Hop cebe. Yani hani Türk karakter yapsa o Türk karakteri, kurguladığın Türk karaktere uyabilir. Ama işte yurt dışından gelmiş hani bu iş için usul erkan bilen birisi. Yani öyle olduğunu düşündüğüm birinin sürekli bir yerden bir şeyler araklıyor olması, yanında taşıyor, aslını yanında taşıyor olması gerçekten saçmalık bence. Genel olarak bu dizi için de öyle diyebilirim. Yani çok pişmanım. Sadece bu videoyu çekebilmek için dayandım. Yoksa neredeyse her bölüm sonunda yaptığım seçimi sorguladım. Hem meslek seçimimi hem de bu diziyi spesifik olarak izlemeye devam etme seçimimi. Yani ben Berk'e katılmıyorum bu noktada, zaten en başından beri söylediğimiz gibi. Siz de benim gibi hani
beyninizi diğer şeylere kapatıp detaylara takılmadan diziyi izleyecekseniz eğer bundan keyif alacaksınızdır. Bu şeye benziyor. Ece'nin beleş nasıl olsa demesine benziyor. Hani Netflix'e ya da Blue TV'ye para veriyor. Bunu da beleşiz. Nasıl olsa bedava. Hani beklentilerimizi kaldıralım, izleyelim'e benziyor. Yani evet, değişik olabilir. Siz de fikirlerinizi aşağıda belirtin. Benimle mi bununla mı? Öyle diyecektim, ayıp. Benimle mi yoksa Duygu'yla mı aynı fikirdesiniz ya da ikimizden de farklı fikirleriniz mi var? Aşağıda yorumlarınızı bizimle paylaşın. YouTube artık anket seçeneğini kapatacak. Dolayısıyla oradan sizin fikirlerinizi alamayacağız. Aşağıda bekliyoruz. Instagram'da bizi takip edin. Şurada iki video çıktı. Şurada mesela az bilinen muhteşem diziler var. Bu adam bu diziyi beğenmedi, neleri beğeniyor derseniz ona tıklayıp benim beğendiğim dizileri görebilirsiniz. Ben Berk. Ben Duygu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.